okusun el Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina. Efendim hepinize afiyet olsun. Temiz yüreğiniz varsa ettiğiniz duaların tamamı kabul olur. Çünkü yüce yaradan güzellikten yanadır. İyilikten yanadır, adaletten yanadır. Adaleti telkin eder hepimize. Adalet olsun bu dünyada. Sevgi olsun, hoşgörü olsun diye. Bizler de bu ülkede, cennet gibi bir ülkede huzur içinde yaşamak isteriz. Beraber yaşamak isteriz. Dost olmak isteriz. Acı günlerimizi paylaşmak, sevinçli günlerimizi de ortaklaşmak isteriz. Dolayısıyla beraber olmanın, birlikte olmanın, yani tasada ve kıvaçta beraber olmanın bütün güzelliklerini yaşamak zorundayız. Çok kamplaştık. Kavga eder noktaya geldik. Birbirimizin kimliklerini, inançlarını sorgulamaya başladık. Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Herkesin kimliğine, herkesin inancına, herkesin yaşam tarzına saygı göstermek zorundayız. Dolayısıyla bizim sorunumuz eğer bir gencimiz işsizse, iş bulamıyorsa siyasetin sorunu o sorunu çözmektir. Daha görevi o sorunu çözmektir. Dolayısıyla biz bunları yaptığımız zaman daha hoşgörülü, dayanışma kültürü gelişmiş, acıları paylaşan, sevinçleri paylaşan güzel bir toplumu inşa etmiş oluruz. Kadınların hakları var, kadına yönelik şiddet var. İçimizi derinden yaralıyor bu. Onu da inşallah el birliğiyle bitireceğiz, el birliğiyle. Bu ülkede şiddetin olmaması gerekiyor. Tam tersine sevginin egemen olduğu bir Türkiye'yi inşa etmeye çalışıyoruz. Adalet. Mevlana der ki, adalet bir kutup yıldızı gibidir. Yerinde sabit durur. Ama bütün kainat onun etrafında döner. Dolayısıyla adalet bu kadar soylu bir kavramdır. İnsanlık tarihi Adem'den bu yana adalet mücadelesi tarihidir aslında bir anlamda. Dolayısıyla adaleti insanlar hemen hemen insanlık tarihinin her döneminde insanlar dillendirmişlerdir. Adaleti istemişlerdir. Bugün bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz şey adalet. Eğer bir çocuğumuz, bir evladımız yatağa aç giriyorsa bilmeliyiz ki bu ülkedeki bütün çocuklar aç. Eğer bir aile elektrik borcunu ödeyemedi diye karanlıkta kalıyorsa bilelim ki bütün aileler karanlıkta kalıyor. Dolayısıyla dayanışma kültürümüzü büyütmek, beraber olmak, birlikte olmak ve güçlü olmak zorundayız. Sizlerden bunu istiyorum. Sakın ola ki ya bu iş... Ayın 14'ünde yani 14 Mayıs'ta benim işim yoğun sandığa gitmeyeyim demeyin. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Tek istediğim bir şey var. Tek istediğim. Elinizi vicdanınıza koyup oyunuzu öyle kullanın. Bir daha söylüyorum, defalarca söyledim. Bir daha ifade edeyim. Kul hakkı yiyene oy vermeyin arkadaşlar. Sevgili kardeşlerim. Kul hakkı yiyene oy vermeyin. Kul hakkı yemek en büyük günahsa yüce yaradan öyledir. En büyük günahtır diye. O büyük günahı işleyenlere oy vermeyin. Çünkü kul hakkı yemek, bir kişinin hakkını yemek en büyük günahsa o günaha aracı olanlar, o günahı işleyenleri bizim biraz uzakta tutmamız lazım. 2400 yıl önce Platon şöyle söyler. Bu toprakların yetiştirdiği bir bilgedir. 2400 yıl önce. Ülkeyi yönetenler yönettikleri süre içinde zenginleşirlerse kendi haklarını korurlar, vatandaşın hakkını değil. Çünkü kendi mal varlıklarını korumaya çalışırlar, vatandaşın hakkını, hukukunu değil. Siyaset bir zenginleşme aracı değildir. Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Siyaset halka hizmet etme aracıdır. Halka hizmet ettiğiniz zaman büyürsünüz. Halka hizmet ettiğiniz zaman görevinizi yerine getirirsiniz. O nedenle biz halka hizmet etmeyi, hakka hizmet etmek gibi kutsal bir görev kabul ediyoruz. Arada depremzede
Dostlarımız var, kardeşlerimiz var. Onların çektiği bütün acıları ben, Mansur Bey, diğer belediye başkanı arkadaşlarım, depremin ikinci gününden itibaren oradaydık. Ben iki geceyi gene o deprem bölgesinde geçirdim. Nelerin yaşandığını çok iyi biliyorum. Acıları anlatmak mümkün değil. O acıları ancak depremi yaşayan kişiler ancak bilebilirler. Onların yaralarını sarmaya çalışıyoruz hep beraber toplum olarak. Hepimizin yüreği orada arttı. Acaba bir kişi daha kurtulabilir mi diye hepimiz dualar ettik. Dolayısıyla dayanışma kültürümüzü gösterdik. Şimdi onların, Allah nasip eder, iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Onların yıkılan evlerini, yıkılan dükkanlarını, yıkılan ahırlarını, hepsini sıfırdan yeni yapacağız. Bir kuruş bile almadan hepsini kendilerine teslim edeceğiz. Bir kuruş bile almadan. Bunu niye söylüyorum? Bunu niye söylüyorum? Nedeni şu. Bir kişi, sizler de Çanakkale'de bir daire alırken veya bir dükkan alırken gidiyorsunuz, sapıda tek imza atıyorsunuz ve alıyorsunuz. Ama o dükkan veya o daire satılmaya başlamadan önce 43 kişi imza atıyor. 23 ayrı belgeye. Hepsi kamu görevlisi. Mimarı var, mühendisi var, jeofizik mühendisi var. Hepsi imza atıyorlar. Hepsi. Altına imza atıyorlar. Bina sağlamdır. Ben de vatandaş olarak. Ben mimar değilim. Mühendis değilim. Bir şey değilim. Devlet demiş ki şu yönetmeliğe göre yapıldı. Her şey tas tamam yerinde. Ben de gidiyorum. Tapuda imzamı atıyorum. Devlet diyor ki bu bina sağlamdır. Dükkanı sağlamdır. Ben de gidip alıyorum. Sonra bina yıkılırsa sorumluluk dükkanı alan, daireyi alan kişiye ait değildir. Sorumluluk anayasaya göre eksik yapan yönetimde, denetlemeyen yönetimdedir. O çerçevede depremzede kardeşlerime sözüm var. Görecekler, dükkanlarını yapacağız, evlerini yapacağız, hepsini teslim edeceğiz. Bir kuruş bile almadan sosyal devletin gereğini yerine getireceğiz. Kardeşlerim, bunu unutmayın. Gideceğim. Mansur Başkan, yarın mı biz şeye gidiyorduk, Adıyaman'a? Yarın Adıyaman'a gidiyoruz. Adıyamanlı kardeşlerime de aynı şeyi anlatacağım. Onlara da söyleyeceğim. Şimdi binayı yaptık, çürükmüş, size sattık. Efendim, size yeni bina yapacağız. 20 yıl taksitle ödeyeceksin. Ya binayı sağlam diyen sensin. Ben sağlam dedin diye ben gittim binayı aldım. Şimdi bina yıkıldı. Sana bina yapacağım, tekrar sana satacağım. Ya benim ne günahım var? Ne günahım var? Onun için dedim. Onlara hepsini, bakın, buna karar verecek olan ben değilim. Buna karar verecek olan millettir. Milletin iradesine güveniyorum, ferasetine güveniyorum. Hep birlikte sandığa gideceğiz, oyumuzu kullanacağız. Yeni bir Türkiye'yi, güzel bir Türkiye'yi, ahlaklı bir Türkiye'yi, adaletli bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun, var olun. Hoşça kalın, hoşça kalın. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından ötürü. İftarımız devam ediyor efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Dualarınız kabul olsun. Tuttuğunuz oruçlar kabul olsun. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun sevgili Çanakkale'liler. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çok teşekkür ediyor. İyi akşamlar diliyoruz efendim.